Herkese hoş geldiniz diyorum. Yepyeni bir DMZ videosuyla karşınızdayım. Hemen hatırlatayım. Bu sondan bir önceki video yani bir ekstra bir video daha gelir. Bütün DMZ görevleri bitmiş olur. Fakat şu an düzeltilmesini bekliyorum. Bazı hataların. Çünkü 3. slotum açılmadı henüz. Legend'de bütün görevleri bitirdim. Açılmasını bekliyordum fakat açılmadı. Belki bizde yanlışlık var ama büyük ihtimal bu da bug'lı. Bazı görevlerde olduğu gibi. Şimdi bu videoda Black Mouse seviye 3 görevlerini anlatacağım. Böylelikle İkinci slotunuz açılmış olacak DMZ'de. White Lotus seviye 4, Legend seviye 4, Legend seviye 5 görevlerini size anlatmaya çalışacağım. Legend, White Lotus ve Black Mouse'un 3. seviye görevlerini yaparsanız sizin de ikinci slotunuz açılmış olacak. Bunu unutmayın. Timeline'da da çok rahat takip edeceğiniz şekilde yazarım. Unutmayın bu seri tamamen görevlere odaklı. Oynatma listesinde de mevcut. Hadi Black Mouse seviye 3 görevlerinden başlayalım. Görevimizin adı Perfection. Diyor ki haritada herhangi bir tane Weapon Stash kontratı al yani görevi onu body damage almadan tamamla. Body damage dedi platiniz kırılabilir fakat canınızdan hiçbir şekilde gitmemesi gerekiyor. Bunu takım arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Çok daha iyi olur. İçeride pusup botları gelip vurmanız gerekiyor sadece. Fakat yapan kişi en arkada olsun ki damage almasın. Takım arkadaşlarınız alabilir ama siz canınıza yemeyin. Yani etinize yemeyin. Görevi çok basit yapabiliyorsunuz. 2 dakikada HVT görevi yap diyor. Bir kez en basit görevlerden bir tanesi. Göreve aldınız. Doğruca botları vurmaya gidiyorsunuz. Bu biraz zor bot. Boss fakat çok da yormuyor. 1 dakika altında bile yapabilirsiniz bu görevi. Hiç ama hiç zor değil. Şu ana kadar gördüğüm en zevkli görevlerden bir tanesi. Şehire git diyor. Almazra City'ye 20 tane botu sniper'la kafadan vur. Üstüne 6 operatörü o şehirde sniper'la işini bitir. Emrini veriyor bize. Adamı vurdunuz, knock oldu. Knock'tayken bitirirseniz görevi sayacaktır. Yani düşürmeniz yetmiyor. Tabancayla vurdun, sniper'la bitirirsen görevini sayacaktır. Buna dikkat edin. Çok ama çok zevkli bir görev. Sniper'ları aldık, şehire gittik, çatıya çıktık, pustuk. İnanılmaz keyifli. Çok da kolay oldu. Bir maçta bitti bu görev. Bu görevde oyuna solo gir diyor ama hiçbir silah yok ve yumrukla çık diyor. Solo girme yöntemini şu an size gösteriyorum. Bilmeyenleriniz için. Oyundan çıkarken de yumruk ile çıkın. Hani dolu girmeyin buraya. Bıçak veya bomba alın. Salça olan 2-3 tane botu böyle vurun. Sonra da oyundan çıkın gidin. Dakikalar süren bir görev. Unutmayın her bir klasmanda bir tane görev yapmama hakkınız var. Ben onu burada kullanmışım. Nedir bu? 20 wine bottles, 11 aged wine. Çöp kutusuna at. 3 tane de vintage wine bottles'ı yanında çıkar. Amelelik görevi olduğu için yapmamışım ama double weapon XP verdiği için size yerini gösterim. Herhangi bir çöp kutusuna attığınızda bu görevler ilerliyor. Ama şişeleri bulmanız gerekiyor. Evlerden şuradan buradan lootlayıp tekrar gelip bu noktayı bırakmanızı icap ediyor. 200 bin dolar ile çık diyor burada. Bence en çok parayı veren görev radyoaktif görev, nükleer. Çünkü onları bulduğunuzda yaptığınızda ekstra 20K'lık fueller veriyor size. Onları satarsanız toplam 25K almış oluyorsunuz bir görevden. Bir kişi tabi. Takıma dağıtmıyor bu görevi. Bir tek o görev dağıtmıyor sanırım hatta. Yani takımca hızlı hızlı yapmış olursanız araç ile çok rahat 200 bin doları bulup çıkarsınız. Ve gelelim Black Mouse'un son görevine. Bu görev size bir blueprint veriyor. Yani silah veriyor. Yapılmış. 3 eklentili büyük ihtimal. Biz bunu yaparken oyuna başladığımız yer en yakın neresi oraya gittik. İlk size 3 tane ayrı bölgeye gidip oradan malzemeleri topla diyor. Şu an ilkini görüyorsunuz. Alsanma'nın oralarda bir adacıkta. Haritada görmüşsünüzdür yerini. Burada suya dalış yapıp istediği katala belgesini almanız gerekiyor. Yani botla da yapabilirsiniz fakat önemli olan haritada nerede başladınız oyuna. Belki yukarılarda başlarsanız en son buraya geleceksinizdir. Buna dikkat edin. Onun dışında haritanın en yukarısına yani anlatmak istediğim diğer bölgeye geliyorsunuz. Tarağa. Burada iki tane belge var. Önce diğerini alın. Sıralama önemli değil sanırım. Belgeleri toplayın. Fakat en sonda size Drill Charge diye bir cihaz veriyor. Onunla beraber sağlıklı çıkış yapmanız gerekiyor. Üçüncü lokasyondan bahsediyorum. Bununla da sağlıklı çıkış yaparsanız görevleriniz bitmiş oluyor. Black Mouse'un seviye 4'lere geçmiş olacaksınızdır. Şimdi Legend seviye 4 görevlerin ilkindeyiz. Çok da zor görev değil. 20 tane benzin bidonu sana gösterilen yere at diyor çöp kutusuna. Diğerleri 24 tane molotof veya termitle çıkış yap. Bunu oyun sonu emission box'lara atarak zaten yapabilirsiniz. Onun yanında lighters yani ampul, comic books dediği kitap, bandaj ve dosyalarla çık diyor. Yani bunu lootlayarak yapabilirsiniz. Herhangi bir evlerde oluyor zaten. Ama onun dışında benzin bidonu attığınız yeri de görüyorsunuz. Ruhaneli'nin biraz dışında gibi görülüyor aslında. Ona dikkat edin.
Şimdi çılgın mı çılgın bir görev var karşımızda. Bize iki bölge veriyor. İlk bölge Alşerin Pass, buraya gidiyoruz. Arabanın çatısına çıkıyoruz. Araba hareket halindeyken botları vuruyoruz. Arabada biri olsun yeter, hani çok da hareket etmesine gerek yok. Sürücü koltuğunda biri olduğu sürece vurduklarınızı sayıyor. 30 tane vuruyorsunuz. Sonra Sarifbay'a gidiyorsunuz. Bu sefer arabanın yanından çıkıp, yani camından sarkarak adamları, yani botları vurmanız gerekiyor. O da 30 tane. He abi nasıl sarkıyorum, nasıl üstüne çıkıyorum derseniz, zaten arabanın içindeyken tuş takımını görüyorsunuz. Ekranınızın altında yazıyordur. Keyifli bir görev, biraz uğraştırıcı. Bu görevimiz aynı anda 5 tane UAV Tower aktive et diyor. Aynı ana takılmayın. Kırmızı yandıktan sonra belli bir süresi var ya, o süre içinde 4 tane daha yaparsanız sayıyor görevi. Ben 3 tane tek başıma yaptım, takım arkadaşlarım 2 tane yaptı, saydı. Bir iletişimli bir şekilde yaparsanız çok daha hızlı yaparsınız bu görevi. Çok da zorlayıcı değil. O 5 tane yakın yeri bulun yeter. Bu görev biraz başınızı ağrıtabilir. 7 tane aracı 4 kez yok edin ve çok kısa sürede, 5-6 saniyede yok etmeniz gerekiyor. Haritaya bakın, nerede çok araç varsa yakın birbirine oraları seçin. Ekstrası da 2-3 araçla gidin. Yan yana toplayın. RPG bomba ne varsa ya hak deyip saldırın. Kısa sürede yok etmeye çalışın. Görevinizi sayacaktır. Durable gaz maskı dediği sarı gaz maskesi, yani ikili. PlayStation'dan satın alsan da olur. Üstünde varsa yere at, tekrar al. Görevini sayacaktır ilkini. Sonra da diyor ki 60K ile son çıkışta, yani oyunun en son çıkışıyla beraber çık diyor. Buna dikkat edin. Denk gelmeyin biriyle ayranınızı dökebilirler. 60 bin dolar bir kişi de olsun ama en son çıkış olduğuna emin olun ki 3 kez yaptığınız takdirde bitiyor görev. Ben burada mekanik görevini yapmadım. Sonuncu göreve geçtim. Bir görev yapmam hakkımı mekanik görevinde kullanmışım. Şimdi gelelim son göreve. Legion'ın Tier 4, seviye 4 görevinden bahsediyorum. Oyuna girerken gaz grenadi seçin, yani gaz bombası. Fakat birkaç görev yapın, yani paranız platiniz olsun. Öyle girin. Haritada Zerg ve Hydrolik, yani ortasına gidiyorsunuz haritanın. Burada 6 tane gaz bombasını su kuyularına atın diyor. Su kuyusu dediği aslında dört tarafı duvarla kaplı yerler oyunda. Multiplayer oynayanlar bilir zaten. Tek tek gidip buraya gazları atıyorsunuz. Emission'ınız olması lazım veya takım arkadaşınızda. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Buraya sağlam gidin. Çünkü çok fazla bot var. Hatta belki Juggernaut bile olabilir. O oyunda denk gelebilir. Çünkü sıkıntılı bir bölge. Adanın içine giriyorsunuz. İnanılmaz bot var ve zorlu botlar bunlar. Hani çok fazla platinizi yiyecek. Tek başınıza yapmanız imkansız neredeyse. Gerek de yok bu kadar zaman harcamaya. Takımca gidin, temizliğe temizliğe ilerleyin. Ama hızlı olmaya çalışın. Oyun sürekli buraya bot atıyor çünkü. Bir yandan da su kuyularına gazlarınızı atmayı unutmayın. Toplam 6 farklı yere. Onları zaten görüyorsunuzdur şu an. Bu görevi de böylelikle bitirmiş oluyoruz. Legend 4'ler tamamen bitmiş oluyor. Sırada White Lotus seviye 4'ler. Hepsini yaptık fakat son görevi bir türlü geçemiyoruz. Ne yazık ki bug'lı. Baştan söyleyeyim. İlk görevimiz Snapshot. Oyuna girerken seçebiliyoruz veya sağdan soldan bulabiliriz ama başlangıçta seçin bence. Uğraşmayın. Stronghold'un yanına gidip binaya snapshotlarımızı atıyoruz. Toplam 8 tane termal bir şekilde görüntüleyeceğiz snapshotla birlikte. Çok basit. Ama onun dışında şöyle bir sıkıntımız var. Enemies in Locked dediği, yani Stronghold'u açmıyorsunuz. Kilitli. Dışarıdan, duvardan tarayarak botları öldürmeniz gerekiyor veya camlardan. Biraz uğraştırıcı bir görev. Fakat snapshot'la birlikte yapmaya çalışın. Tarayın, mermiler çoğunlukla geçiyor her yerden. Kapıları açmadan vurduğunuz takdirde görevleriniz sayacaktır. 20 kez vurmanız gerekiyor botları. Unutmayın, takım arkadaşınız da vurursa sayacaktır. İkinci görev. Sabah Village bölgesine gidiyorsunuz. 35 tane zırhlı, armoru olan bot öldürüyorsunuz. Hiç sorun değil. Akar gider. İkincisi ise 15 tane şehirde. Bakın şehirde, Almazra City'de kalkanlı bot öldüreceksiniz. Yani 3 tane çıksa Stronghold şehirde. Çünkü sadece kalelerde var genellikle. 2-2-2 diye gidiyor. Yani 6 tane vurabilirsiniz her oyun. Çünkü bir Stronghold'da 2 tane kalkanlı oluyor genellikle. Onları vurmanızı istiyor. Stronghold'a girip en çok orada bulunuyor, unutmayın. Ve Kill Enemy 4 helikopter dedi. 4 tane bizim böyle kulaklıklı Ghost'a benzeyen abimiz var ya, simge. Havada dolaşan. Commander yani. Onu vurmanız gerekiyor. Bunlar böyle, hani alın görevi. Deneyin. Helikopter gelirse de vurun. Şehre de gidin. Stronghold basın. Zaman isteyen bir görev. Öyle halledebilirsiniz. Bu görevimiz bizden 3 tane hostage kontratı yap diyor. Yani rehine kurtarma görevi. Ama 2 dakikanın altında 3 kez yapmamızı istiyor. Görevi aldık. Rehinenin üstündeki bombayı etkisiz hale getirdik. Ve çıkışa götürdük. Bunların hepsi 2 dakikanın altında olması gerekiyor.
Çok da zorlayıcı bir görev değil. Küçük alanlarda tercih etmeye çalışın. Yani almaya çalışın ki iki katlı binalarda çok daha hızlı yaparsınız bu görevi. Bu görevimiz de çok basit. Proxy Mine veya Claymore alıyorsunuz. Bir de Termite. Termite saymazsa Grenade alın. Bunları çöp kutusuna atacağız. Onun dışında da 13 tane el bombası ile oyundan çıkış yapmamızı istiyor. Şehirdeki çöp kutusunun yerini gösteriyorum zaten. Çok da zorlayıcı bir görev değil. Double XP veriyormuş zaten size. Seviye bakımından hızlı atlamanız için işinize yarayabilir. Alşerin Pass'a gidiyoruz. Orada 25 tane bot öldürüyoruz. Fakat HCR 56 silahı ile. LMG klasmanındadır. 25 tane botu vurunca bitiyor görev. Onun dışında da 10 tane armorlu bot öldüreceğiz. Hemencik bitecek bu görev. Bu son iki görevi yapmadım. Bu görevde bir yere çöp atmamızı istiyor fakat hakkımı burada kullandım. Görev yapmama hakkımdan bahsediyorum. Son görev zaten bug'lı. Eğer düzeltilirse dönüş yaparım. Veya ben yapamadım bilmiyorum ama çok uğraştık. Bir sonuç alamadık. Bu yüzden bu görev offsite bizim için. Şimdi Legion'ın seviye 5 görevlerini görüyorsunuz. Ben bunu Reddit'ten aldım. Görev isimlerini ben göremiyorum bittiği için. Oyun göstermiyor. Boş ekran var bende. Bu arkadaş hepsini yapmış. Fakat bir tane yapmama hakkımız var. İlk baştan başlayalım. Bir maç içinde 5 tane Strongholds'a girip temizlemeniz gerekiyor. Anahtarla açıp temizlemeniz isteniyor unutmayın. Fakat hepsini bir maçta. Çok da zorlayıcı bir görev değil açıkçası. Bu görevi alın ama odaklı yapmanıza gerek yok. Mermi çıkar diyor size. AR, pistol yani SMG ve shotgun. Her maça girip çıktığınızda sayacaktır. Takım arkadaşlarınızınkinde beraber. Yani özel olarak ben hiç yapmadım. Sadece görevi aldım. Çıkış attığımız sürece saydı. İşte bu görevi ben yapmadım. Battle Rifles klasmanında Fitak silahı var. İğrenç bir silah. Sana istediği ekipmanları takarak 30 tane operatör yani gerçek oyuncu 81 tane de bot öldürmeni istiyor. Fakat istediği ekipmanları takarak onu unutmayın yapmak isterseniz. 5 tane görev yap diyor ama bunları 1 dakikanın altında yap diyor. Bence bunu en hızlı HVT göreviyle yaparsınız. 90 tane gaz maskesi herhangi bir çöp kovasına at diyor. Ve 100 tane de radyasyon blocker dediği nükleer görevimiz var ya o bize bir küçük kanalizasyon gibi nükleer atıktan mı çöp kovasından bir şey çıkarıyoruz. Biz onları yaparak bitirdik fakat çok uzun sürer bu görev. Yani bir gün boyunca belki bununla uğraşmanız gerekiyor. Ya bunu yapacaksınız ya da önceki dediğim Battle Rifles görevine gitmeniz gerekiyor. Ben bunu yaptım. Biraz uzun sürdü gerçekten. Zamanınızı çok ama çok yiyebilir. Bu görev çok eğlenceli. DMZ'ye giriş yaptığınız andan itibaren oyundaki bütün görevleri yap diyor. Yani 8 farklı görev var. 8'ini de yap diyor tek tek. Sırası falan önemli değil. İstediğin sırayla yap. Ama Sukuan Tant görevini bence ilk başta yapın. Yani rakip oyuncuları ilk başta öldürün. Ondan sonra diğer görevleri yaparsınız. Haritadaki kontrat görevlerinden bahsediyorum. Bir maçta yapılacak bir şey. Geriye vakit bile kalıyor. Zorlayıcı değil. Son görevimiz. Zarqva hidrolik yerine gidiyoruz. Burada 4 tane istasyon var arkadaşlar. Yani benzin alma, araçları tamir etme yeri. Buralara 4 tane araç bırakıp benzin istasyonlarının pompa yerinde bomba kuruyoruz. Oraya gidip efliyorsunuz zaten yani etkileşime giriyorsunuz. Sonra da Radio Tower dediği kuleye çıkıp oradan tekrar bir etkileşim ve onları patlatıyorsunuz. Çok da zorlayıcı bir görev değil fakat orası zor bir bölge. Yani bot olarak en fazla o konuda zorluk yaşarsınız. Ona dikkat edin yani dolu gidin oraya. Biraz paranız olsun, emotion'ınız, armor'unuz olsun. Öyle yapın. Şimdi olabildiğince en temiz şekilde anlatmaya çalıştım. Bu 5. video sanırım. Hani bundan önce 4 tane video var. Oraları izleyerek gelmeniz gerekiyor. Eğer sıfırdan görevleri yapmaya çalışıyorsanız. Hani bazı şeyleri hızlı geçmeye çalıştım. Bildiğinizi düşündüğüm için. Önceden de gösterdiğimden dolayı. Discord linkimiz ana sayfada mevcut. Oradan DMZ arkadaşları, yoldaşları arayabilirsiniz. Sorularınız varsa cevaplarım. Fakat videodaki içerikten söz bile etmem. Hani videoda varsa izleyip çözebilirsiniz. Bakalım güncellemeler nasıl olacak? DMZ hakkında bir şeyler gelecek mi? Bunların hepsini bekleyip göreceğiz. Sağlıcakla kalın, esenle kalın.